Hoş geldin. Hoş geldin. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri kapsamında AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Çıkarı Ölmez Soprak çalışmalarını Kale ilçesinde sürdürdü. Ölmez Soprak ilk olarak Kalegöl'de kalan depremzedelerle bir araya geldi. Daha sonra da Kale ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. AK Parti Malatya Milletvekili adayı Ramazan Özcan ise 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri kapsamında Akçadağ ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Akçadağ'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Özcan, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin önemli bir seçim yapacağını kaydederek yapılacak olan seçimde destek istedi. Çok şükür. Ben çok şükür diyorum. Ben çok şükür. Biz çok teşekkür ederim. Kalede evet bir 14 Mayıs süreci ve seçim satımı halinde ziyaretlerimiz var. Ama bu ziyaretlerin ötesinde Kalegöl Otel'de bulunmuş amacımız 6 Şubat asrın afetinden sonra yaşananların yaraları sarılırken burada 60 küsür aileye hizmet verilmekte. Çok ciddi bir çalışma, çok güçlü bir potansiyel var. Bu hakikaten bizim kamu kurumlarımızla ve devam eden sektörlerle diyaloglarımızla hizmet alanında ki AK Parti hizmet ve eser siyasetidir. Bir kez daha gurur duymamıza sebep oldu. Ben buradaki hizmet sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Gerek teşkilatımıza, gerek belediyemize, gerekse ilgisi olan tüm sivil toplum kuruluşu ve hemşehrilerimize. Bugün burada hemşehrilerimizle birlikte olmak, onların dertlerine bir nebze de olsa çözüm sunulduğunu, geçici süreçlerde ciddi anlamda bir mağduriyet yaşanmadan bir arada kalarak maddi manevi kayıpların telafisi noktasında ciddi yerlere gelindiğini görmek hakikaten güzel. Ama kalıcı evlerimiz, kalıcı iş yerlerimiz, kalıcı konutlarımız konusunda çok iradeli, gayretli adımlar atılıyor. En kısa zamanda buradaki barınma, yeme, içme bir arada psikososyal olarak da mutlu ve en azından bu süreci geçirirken huzurlu ortamdan kalıcı konut ve kalıcı iş yerlerine geçilirken bu süreçte emeğe geçen herkese teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra da bu hizmetler imar, inşa ve ihya faaliyetleri olarak başladı. Çok güçlü bir şekilde liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve siz milletimizin iradesinin temsilcisi, vekillerin güçlü bir şekilde meclisimizde varlığıyla devam edecek ve biz bu günleri de inşallah birlikte göreceğiz, birlikte idrak edeceğiz diyorum.